İhtiyacı olana vereceğim. Aa, lazım değil bana. Ne yapacağım? Ben boğulacağım odada. Annem boğuluyor odada. He. Misafirlerimiz geldi. Annem, babam. Teyzeyi almaya gittik. He. Hacı annenin. Baya bir iş yaptı yani. Geleli. Lavabonun şeyi, klozetin kapağını sökemiyordu evde. Bulaşımın nasıl soktu? Arka ortamını. Baya bir uğraştı akşam. Bir saat yerlerde oturduğum vücuduyla. Ve biliyorsun kan kanseri o. Yani. Kalbim nerede olmuş? Açık kalp. Otursan buraya. Seni çekmiyorum. Ama maşallah diyorum, maşallah diyorum. Kaç yaşındayım? Valla Hacı'dan büyük. Hacı benden 3 yaş büyük, oğlumdan büyük. Kız kardeşi. İsmail abi kaç yaşında? Kız çok çalıştı burada. Gerçekten. Ya bu altı kaçırıyordu ya. Anne ben de oraya gitmeye koydum. Merhaba. Ama çamur yapacaktım. Aytu içeride. Bertu kapatır mısınız orayı? O şey çalışmıyor zaten. Sen çay içemezsin sıcak değil mi? Yok. Biraz su içelim. Nişanlı yatla. Saklanmış. Sare bugün o kadar mutlu ki. Aynen. Misafirlerimiz geldi. İki kişiyi daha bekliyoruz. Dört kişiyi. Dört kişi mi? Ha tamam doğru. Ne beş kişi? Ha doğru beş. Dört kişi. Elifciğim yoktu. Bu arada. Ortalıkta bulduk onu. Semiha da aradı. Tarlaya girmişler onlar bugün. Yengesi olduğu için yani şey gidecek herhalde yengesi. Hadi hadi. Ha, bugün işleri bitirelim diye. O da ısrar diyor, gelin diyor burada kutlayın diyor. Dedim bu kadar insanı minibüs tutup götürmek lazım. Yani. Şimdi orasını tutarsın ama şimdi yağmur yağdı. Ne? Yoldan çamurdur. Çamurdur orası. Benim kızım da aynı vesikalık resim çekecek gibi oturuyor. Çay içemiyor, bir şey içemiyor. Bir şey içemiyorum. Ah, yiyemiyor. Kurudum kaldı. Biz de kuruyu bulamazsın. Babamların arka tarafta oturuyor. Ay. Şu anda bir düğün şey. Konvoyu var. Sağ ol. Ayşe çok mutlu. Evet. Herkes yaşatın. Akranım var ya. Annem de rahatsız olduğu için yatak odam. Annesi bakıyor. Yatakta. Ne güzel söyledi. Önemli olan. Uzanıyor yani de. İçeride. Yatakta deme. Sen dedin. Onun şey var şurada. Sen benim her gidimi inanma. Benim ablam da şaşıracak şimdi biz böyle. Merak edenler oluyor mu? Annesi uzanıyor da rahatsız olduğu için ama geldi. Babası maşallah taş gibi burada oturuyor. Allah başımızdan eksik etsin. Ama olmaz öyle. Yunus, daha nasılsın anne? Kız babası olmak güzel bir şey mi acaba? Bertu biraz yavaş. Bertu bak nasılsın? Sağ sol atmayın topları. Çocuklar var haliyle çocuk top yaş günü. Valla güneş de açtı. Keşke gelseydiniz. Biz korktuk sabah hiç kimse gelemeyecek diye sel seli götürdü. Bir anda boşaldı yağmur. Biraz yağmur. Ama insan yine de güvenemiyor işte. Sen burada yapacaktın değil mi abla? He orada yapacaktım. Sahilden geldik ya neticede teyze gördü aşağıya ne güzel be. Çok güzel. Siz devamlı oraya mı gidiyorsunuz? Her gün olan var ya çok güzel. Çocuklar suda oynuyor. Esra'ya da gidecektik de bu hafta nasip olmadı. Ben hep çalışıyorum. Yaz var. Gideriz tekrardan. Gideriz ya hafta ortası. Şey Beykozumuzun sahili çok güzel. Değerlendirmek lazım. Sen yakın mı oturuyorsun? Çok güzel yapmışlar. Ben de birkaç mahalle ilerleyelim. Ay yakınsın. Ben karşı buradayım. Karşı bir mahallede. Ha çok yakın. Annemler orada oturuyor. Benim annemlerim. Oraya yakınsın. Annesiyle konuşuyorsun. Bitişikler. Yok bitişik değil de bir ev var. Hayır. İki ev falan var. Ha hayır bir şey gittin mi burada? Çıkkağa gitti o da. Olsun canları sağ olsun. Gelen de sağ olsun gelmeyen de. Çünkü yeri geliyor bizim de işimiz oluyor. Gidemediğimiz yerler oluyor. Çakışıyor bazı şeyler. Tabii canım. Yani kırılmamakta fayda vardır hiçbir şeye. Birinden birine gireceksin.
Aynen. Yankıların arkadaşı varmış da Seda diye. He. Onun bir nikah mı varmış, bir şey varmış. Yankı gelmiyor herhalde. Genç çocuk. Onunla toplantısı var. Gençler. Güzel söyledin. Güzel söyledin. Yankı kim oluyor? Erkek kardeşim. Erkek kardeşi. Yakışıklı bir erkek kardeşi var, boylu poslu. O da şey okuyor. Dalgıçlık okuyor. Dalgıç. Şimdi iki sene daha bir şey okuyor. Tabii. Şimdi gençler güzel okuyor. Baya yakışıklı çocuk. Allah herkesin bahtını açık etsin. Nerede varsa. Okuyorlar. Canlar işte ben de babaanne olarak oturdum. Yaş günü kutlayacağım. Pastamızı daha kesmedik, keserken de... Şey canlı yayın açarsın pasta eklerken. Bunu bekliyordum. Aslan geciktiniz diye yazmış arkadaşlar. Ben yazdım. Canım benim. Hava şartlarından dolayı gecikmiş. Ama herkes de o saatte gelemiyor. Yağmur otur sen elinde, ben geliyorum. Ben doldurayım abi. Ben size okuyorum. Ben alırım. Allah'tan hava böyle çok boğucu sıcak. Yok daha iyi ya, ben gelirken de dedim. Çok sıcağı da sevmiyorum, çok soğuğu da sevmiyorum. Böyle ılık ılık zır oluyor. Değil mi? Kava yollarda bir de kıyı emniyetinde. Oğlum gelirken sana pay verecek. Bu sessizlik olur canım. Şu an ses yok. Yok. Kava yolları kazançlı mı? Top mu kaçtı gene? Ahmet'in iki tane kızı var, iki kere düğüne gideceğim. İnşallah. Sen nasıl geliyorsun? Paranlar. Gel. Elif'in ki neri görür müyüm görmez miyim bilmiyorum. İnşallah biz de görürüz, o da biliyoruz. Otur kızım, otur. Allah sağ olun. Otur siz, muhabbet edin ya, gençsiniz siz. Siz gençsiniz yavrum, oturun. Biz zaten hep dertleşiyoruz. Ha, dertleşin, hatta fazla dertleşin. Mesajlaşıyor. Otur yavrum, otur. Çocuk. Elif sen oraya otur. Şey kalkar belki. Bana bak, ben emir veriyorum sanki. Aynen böyle yapıyorum. Sen oraya otur, sen oraya. Hepsini çocuk görüyorum. Bir de sana suçtu. Hadi sen de buraya otur. Otur siz, muhabbet dedikodu yapın, ben duyayım burada. Dedikoduyu yapmayalım ya şimdi. Sonra yapalım. Beni ararlar. Evet. Sarışın pastası. Herkese selamlar. Şimdi böyle mi koyalım, öyle mi? Pastamızı üfleyeceğiz şimdi. Bir tabakla bir çatal getir. Çocuğa değil, keseceğiz. Şurada üfleyecektim. Şey getir. Gel Sarı. Hadi gelin. Aşkım sana gel. Gel Berto. Aytu gel. Gel sen de buraya. En sevdiğim, en sevdiğim merasımdır. Doğum günü falan. Geçin. Bayılırım, bayılırım. Öbürler nerede iki tane erkek? Aytu, Berto, kalk! Vallahi bayılır. Çocuklarla çekilsin. Nerede onlar kız? Yoklar. Aras! Onlar içeri taraftaydı. Aras! Gelin! Burada lan. Ben de aynısını yaptım ya, az önce aşağıda arıyordum, içeriden çıktılar. Yanında durun. Hadi geçin. Ay şu terliğinde pisliğine bak. Anne yanmıyor. Ver bakayım mesela, yanıyor. Ben göremiyorum. Geçin bakayım bu tarafa siz. Hello. Geç. Sen de geç Aytu. Berto. Aytu, Berto. Geç çocuklar. Gel sen de. Ben kessem pastayı. Önce çocuklarla çekilsinler de. Siz devam edin. Bir tanem getireyim, herkese getireyim. Şimdi herkes şöyle arkamıza doğru gelsin, yanımıza. Apışı alma sen. Ben getireyim. Gel getir. Kızım. Getir bebeğim. Elif. Burada dolduracağız. Esra sonra getirelim. Boş ver. Gelsene Elif. Aşk olsun. İyi ki doğdun Salih. İyi ki doğdun Salih. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana.
Yarışmasın. Yarışmasın. Abla oldu abla. Olay olmaz. Yok yok tamam. Dibinden yakarsan yakar. Haa. Yanmıyor anneciğim. Bir tane yap bari aşkım. Esso. Bir çarpan. Aras. Terlemi su oldu, su oldu. Aras mı? Benim oğlum niye yazıyor? Benim. Üflesin, bu da üflesin. Kaldı, kaldı. Hadi dönelim ya. O tiklerine baksana. Biliyorum, sen de üfle. Hadi sen de üfle. Bir tane yapsana. Kimin zarini? Bayan zayıflamışlar. Tamam o da üflesin. Tamam birlikte birini sen üfle. Ya komik de Aytu zayıftı zaten. Aytu'yu görmedim ben. Tamam buradakini sen üfleyeceksin. Dur bunu sen üfleyeceksin. Anne şöyle kenara gelsene. Bunu Aytu üfleyecek. Kaan Aras. Bu da senin. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Sen kendin kendini üfledin. Sen kendini üflesin bari. Benim saçım dersin. Hadi şimdi doğum günü kızı üflesin. Şakmağı bana versene. Vereceğim bir sen. Aha, biz gerçekten izliyorsun ama. Evet. Tamam. Güzel izleyelim. Çocuklar kalkabilirsiniz. Kalkın biz size vereceğiz. Bakın bitireyim mi sana sarsalak? Önce çocuklara verelim. Evet. Aras sen çık. Evet. Servis sabah. Hepsini buraya taşıyalım burada servis. Ne taraftan keseyim? Getireyim mi fark etmez. Tam şey, ortasından kes. Allah Allah. Hadi gel. Bana fark etmez. Elif. Selma abla. Elif bana. Orada video açık çünkü. Ya dur ben de benim telefonum vereyim. Ben şimdi ayağa kalk bıçakla şey keseceğim pasta. Saçını bence yukarıya kaldı. Eserini benimle unuttular. Abi kamera nerede? Oğlum şu sandalye çeker misin? Anne ben kendi tabanımı yıkıyordum. Kendi tabanımı. Bir dakika kameraya bak. Gelin bakayım siz de bu tarafa. Önce siz ailece çekilin. He tamam. Fare bak. Fareci bak. Elif teyzeye bak. Elif teyze. Fare telefona bak. Tamam. Anneciğim şimdi ben de olayım. He, dur ben de tutayım. Aa, Ensan'ın eli gitti. Ensan'ın eli gitti. Şunu. Ben bir tabağa kaldırayım. Tamam. Ben vereyim. Dur. Onu bırak. Ben kendi tabağımı istiyorum. Kendi tabağımı istiyorum. Siz oturun. Bunlar çok güzel yerler. Şey onlar. Ben kendim. En güzelleri sağ ol. Bu plastikmiş be. En güzelleri sağ ol. Otur anne. Otur. Sırtı tutar. Ben kesin ben bunları tutuyorum. Şurayı çeksene Elif. Bütün gazeteler geldikten sonra. Aynen. Öyle kesin bahsedeyim. Açtık tamam. Bugün çok şıkır. Şıkır şıkır. Gelelim oraya. Tepsine bir götürelim. Bu da kanlı yer. He? Bir tek kanlı yer. Tepsine bir götürelim. Ben sana. Sana. Sarışı olmuyor. Sarışı. Çünkü bir tek kanlı pasta var. Şimdi götürelim. Sare. Biri mi? Kekten gelmesin. Değil mi? Yukarı. Kanlı. Orada var. Pasta bizde yok. Şunlarda meyve suyu koyalım. Elif bir tane çocuklarımızı alalım da. Hadi abi şey amcaları. Az küçük çocukların tabakları. Ne koyacağız? Pasta. Kola içiyoruz. Çocuklar her şeyi veriyor. Emre şuna pasta koyacak. Tamam. Sadece pasta. Onlar can bardaklar. Sadece pasta. Pasta birine. Pasta. Elif senin oğlun sade pasta istiyor. Mesela 15 lira istiyor. Herkese yeter. Sadece pasta koysam. Ben de pasta. O zaman bunu geliyor geliyor. Pasta pasta pasta. Oldu mu? Ay pasta kek de yap. Şunu da. İçecekleri ben doldurayım mı? Ne içecek onlar? İşte onu çözelim. Aslında meyve suyu olsun. Evet. Bunu var mı dökeyim? Fanta. Tamam orada dökeyim isimler. Çocuklar fanta içse daha iyi ama. Fanta mı? Tamam. Şey ya. Kontrollü olmasın. Şunu uzatın be. Ne bileyim işte daha hayırlı gibi. Doğru dedi.
Kafana göre verdin mi? Ya kafana göre sen yap. Şimdi ne vereceğim başka çocuklara bilmiyorum. Tamam çocuklar. Tamam değil mi çocuklar? Ben şunu. Yanına bir şey yemiyorum belki. Şey ne koyayım? Ayçi yemez belki de Ayçi. Ne yer? Ayçi yemez. Ayçi o zaman gidecek pasta mı vereyim? Şu ben, o Ayçi olur mu Ayçi olur mu? Bu Ayçi mi? Ayçi olur mu? Gitti. Bir dakika dur. Gitti mi Ayçi? Çok gitmedi benim elimde. Bu mu Ayçi olur? Tamam ben de burada yer. Bir de şu kek istemem. Belki bir şey geçmedi herhalde yanlış gitti. Bir şey olmaz. O gelir o. O önemli değil. O büyük ya. Ha, o açım diyor, öbürü açım demez, akşama kadar açmaz. Önce kendini hazırlayacağım. Süleyman abla bir tane seçmeyecekmiş. Büyükler mi oluyor benim? Derya gibi. Ya dur şu derya bir tabak yapayım mı senin? Yap bir de şeye Murat abi. Ay ağrıyorum ya. İkisine bir yap. Yap işte. İki kişi yap. Aha Murat, ya Nuriye kapıda kalmış da. He, merdiven. Ondan tam utanma yaşlar abi. Hüseyin abla da utanmam da diyor. Kalabalık var demiş. Ergenlik yaşıyoruz. Merak etme sıra size gelsin. Onlar da içeriye. Sıra size gelsin ergenlikte. Yani bugünleri şükredeceksiniz. Biz daha 4 yaşı bakalım kaldıramıyoruz ama. Allah kolaylık versin yani. Şimdi ben yok sarı giymeyeceğim, kırmızı giyeceğim. Yok kırmızı. Aa, dertleri olsun canım. Bir tek kırmızı sarı olsun derdi. Çift tarifi yap ona. Ayrı ayrı mı yapacaksın tabağı? Çörek sesini mi? Senin bizde bir tabağın var. Bir dakika. Ya, tamam. Önce pasta koyun bence. Alın peçetelere bakayım. Sarı iki dilim kulaktan sonra vereyim. Küçük bir dilim sonra vereyim. Niye böyle çıkardılar? Hiç problem yok. Hiç değişik problem almışım. Yani. Ben yukarı vereceğim. Şeye doğumlar var ya. Şeye doğumlar var ya. Yapıyor muyum bir tane daha? Paketlere doldurup yapma şey. Evet bana yap. Şey içecek içeriye ne istiyorlarsa Esra. Pasları da onlara koy. Sende yaş pasta yok değil mi? Yok kimse de yok. Bir tabağa koyun ya. Bir dakika. Beni tutturuyorlar. Bir dakika daha anne demeyin. Önünüzdekileri yiyin. İstediğiniz bir şey varsa getireceğiz. Ver bana Elif'ciğim. Şunları dolduruyorum içeriye. Anneme sen de bana ne istiyorsunuz? Bir yere doldurun. Ben alırım kendim. Hep rejim yapmak istiyorum. Hep bozuyorsun. Sen bu arada bir rejimdeydin. Ay yürü Allah yürü. Gram vermedim arkadaş ya. Benim sizi sen ya çocuklara bak biz senin işinde çalışalım. Çok kilolu değilsin. Ay olur mu? 10 kilo aldım ya. Daha ne olsun? Elif. Patatesli istiyormuş oğulların. Hadi anne, bir daha sende var mı? Şuna patatesli bir şeye vereceğim şimdi. Yok, sen bu mu acaba patatesli? Elif, sen bir tane pasta kesebilir misin? Uzunlarmış. Yok. Patates çok önemli. Allah'ım yok ki. Evet, benim. Uzunlar patatesli bu arada. Yok, aha bunlar da şey bak. Çocuklar. Kızlar peynir. Nasıl bir sarma işlemidir? Bu hatunu bu hatunu. Kalem gibi yaptı. Ben de sarımı bu kadar uzunu değil. Yok o çok güzel sarar. Hepsini yine bu kalın diyor. Daha ince yapıyor normalde. Doğru söylüyor. Ben de geçebilirim.
Tabii açtım. Oraya bıraktım ki sen alacak mısın? Ben kendim alacağım. Elif'cim sen otur, oradakini sen ye. Elif aldı mı kendini? Yok, ben kendime kavagır yapacağım. Şey. Ha, ha, tamam kızım, tamam. Çocuklara bir sor bakalım. Yemediğini babam. Verdim çocuklara. Hani sen oturur musun? Tamam, oturacağım belki. Ne istiyorsan sen de al. İçeride oturalım. Babanın tabağını bir daha doldur. Onu dolduracağım şimdi. Biz zaten. Kameralara yakalandık. Bizde hızlı bir muhabbeti var. Sevgi dolu. Değil mi? Verdin mi ben? Böyle bir şey verdim. O fazla bir şey. İçecek? O içemez öyle şeyler. Çay ver. Burası esmanı yiyorum. Ya otur. Ya yok ya. Babalar dışarıda mı? Sen bunları yiyemezsin. Ben yiyecek ama. Yok yok. Çine mi atacak? Allah korusun, bitişir atan. Ay şöyle bitişir. Yok yok. Elinle böyle azıcık. Ha bak şöyle şöyle ya. Ha peynirinden ye, peynirinden. Bu neyle? Minnacık bak, minnacık minnacık. Az çiğ kremi ye ye. Dur 3 ay, ben 9 lira verdim. Ben bakayım, bu bitişleri var ya. Hemen ağzıma dikiş attım. Ne diyorum hemen. Yok kız, neler çektim var ya, canımın ağrısından. Ya 2 ay mı oldu? Anne 2-3 ay oldu. Kaç kere gidiyorum, gidiyorum, yapmıyorlar. İşte fakülte de yapmanız lazım, burada yapamayız diyorlar. Bir tane diş içeri birine kadar uğraştırdılar. Hep bu çocukların hamileliklerinden kalmış. Dişler ağrıları. Bunun iki çocuğu şey oldu. Bununki çok problemli oldu ya. Sırtında bir dik doğdu. Ama git rahatsız edin. Ömürlüğe aşağıya. Ya. Ne çekti bu? Normal doğru diye başladık. Çok sancı çektim. Sonra bir terslik olduğunu anlayınca sezaryen aldılar. İki de sezaryen almışlar. Söylemiyorlar. Bir de doktoru doğum yaptıracak o güne. Paralım. Devlet hastanesiydi ama. Devlet hastanesiydi ama. Özel para tutuldum. Hani ilgilen diye. Anladım. Sonra zaten parayı... önceden de öyleymiş ya. Senin ablaların annelerin zamanında. Ne? Doktor al çantanı gel derlermiş. Yani. Zarf içinde bağırsak bir şey vereceğim. Ha, değil mi? Bizim zamanımızda çok veriyorduk. Evet on, para. 11 yaşına gidecek kışın. O zaman parası ya kaynımdan 500 lira çekmiştim. O zaman 500 lira paraydı ha. Tabii kız. Ne paraydı 500 lira? 500 mü 300 mü ya öyle bir şeydi. 300'de. 300'de değil mi? 300 atacağım ben. Çünkü 5 sene önce 500 lira iyi paraydı. Kaynağı çünkü teklif etmişti o şeyi. Emine'ye doğru tam. Anam. Bunu götürdüler hemen şeye. Başka Avustralya bebeği götürdüler. Göztepe'ye. Biz Göztepe'ye nasıl koşuyoruz bunun kaynağısıyla? Benim doğum yaptığı evi. Anam anam ameliyata girecek çocuk. Buna söylemiyoruz. Bu hastanede kaldı burada. Doğum yap çocuk. Yok işte. He. Ben hastalığın ne olduğunu anlamadım. Ama ameliyatta doktor. Terslik var ama çocuk yok ama bana yalan söylüyorlar. Hani nereden anlayacaksın? Ben... Yok anladım. Var bir şey ama diyorum. Bir tane hastalık var. Hani hangisini bileyim. İşte buna dedik bir şey yok geliyor dedik. Omurilik hastalığıymış. Omurilik açık da oldu. Spina bifida deniyor. Omurilik dışarıda böyle yumurta gibi dışarıda kesik oluyor. Anladın mı? Ameliyat bir kesik sokuyorlar. Doktor diyor ki sakat da olabilir diyor ameliyatta çıkamayabilir. Adı spina bifida diye yazarsan çok acayip bir hastalık. İşte gelir seni bulmuş. Ay baktım hareket ediyor çocuğun ayağı ameliyattan çıktı ya biz nasıl yürüyoruz? Yürüyün ailesi. Şimdiden çok yaramaz. 40 gün hastaneye çocuk yapıyor. O zaten sen onu çok üzülmüşsün bebekliğinden beri. Dedik ki yok dedik ki yalvardık Allah'ım dedik. Evet hani evi içsin dağıtsın ama yaşasın yürüsün dedik. Sonra da o kadar yaramaz çocuk oldu ki. Peşinde kaç tane insan bakamıyorduk. Bir tane kadın çocuğu olmuyormuş demiş ki Allah'ım sen bana bir tane ver. Dünyanın en yaramaz buna vermiş. Öyle işte. Gerçekten ettiğimiz dualara dikkat etmemiz lazım. Yok ben hep hayırlı ver dedim. Hiç demiyorum. Bu da aynı. İnsan çok bazen bilmeden böyle ah ediyor. Önce işte insan ne yapsın insanız. Bizim komşuda var. Oğlu varmış. Allah'ım bana bir kız ver de demiş tek kolu olmasın. Ay tövbe ya Rabbim deneye bak. Gerçekten de tek kolu yok. Al işte. Göğe kapısı açık oluyormuş bir dua beddua ettiğin zaman. Tuttuğun gün varmış. O da nereden aklına gelmiş? Kızlar tek şey kolu olmasın. Bu ne demek ya? Var, tövbe estağfurullah. Mevzularımız var. Aslında Allah kendimize dinleriz bir daha. Kadının nereden aklına gelmiş öyle bir salak dua tövbe ya? Yani tövbe tövbe. Hani yaramaz olsun dersler. Kolu olmasın nedir ya? Tövbe. Ayrıca öyle bir tane Sevin Ergin Hoca anlatıyor.
demiş ki Allah'ım bir tane çocuğum olsun. Sabah akşam nefesini dinleyeceğim. Hani nefesi olsun çocuğun diye. Sonra çocuk oluyor. Gerçekten bir hastalığı var. Hani nefesinin durduğu an başında olman gereken çocuklar oluyor böyle hasta. Gerçekten sabah akşam çocuğun nefesini dinliyor. Hani nefesini sayıyorlarmış. Tek bazen ezan okunuyor. Etkili uzağına dikkat edin. Çayı içmiyorum. Ben çay koydum. Ne koydun? Demiz de taze çay koyalım dedi. Nefesini dinliyor. Hani bir tane olsun çocuğum nefesini dinliyor. Hani nefesini, nefes altında ve içinde nefesini dinliyor gibi herhalde değil. İşte bir nerede bir canlı diyor bir tane çocukla ilgili bir yerde. Sonra diyor ki istediğiniz doğanın öyle dikkat edin ki sabah akşam çocuğun nefesini dinliyor. Gece bile uyumadan hep birisini öbe tutup nefesini dinliyor. Ay ne kadar zor değil mi? Allah kimseye koyduğum bir yer. Ben doğduğumda 22 yaşındayım. Acayip de var. Hani 22 yaş çok büyük yaş değil. Ben 26 yaşında doğum yaptım. Ben bile yani hiç hayatımda bebek görmemişim ki. 22 yaşındayım ama sezaryen o dikişlerle hiçbir gün yatmadım. Onun peşini hastaneye süt vermeye makinalarım vardı. Sağ hastaneye gidiyorum. Daha bebek hastanede önceleri ben her gün yürüp 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 emdirme saatleri oluyordu. Kaç gün bitti? 52 gün. 52